Diyanet Haber'den merhabalar, bültenimize hoş geldiniz sayın seyirciler. Bugün 14 Ocak Pazartesi, günün gelişmeleriyle karşınızdayız. Sayın seyirciler, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump Türkiye'ye karşı yine tehditkar ifadeler kullandı. Terör örgütü PKK-YPG ile Suriyeli Kürtleri özdeşleştirerek Türkiye Kürtlere saldırırsa ekonomik olarak mahvederiz dedi. Trump'a Ankara'dan anında sert tepkiler geldi. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, ABD ölümcül bir hata yapıyor dedi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun da Türkiye Kürtlerin düşmanı değil hamisidir açıklamasını yaptı. Şu anda Kobani'den ülkemize gelen 200 bin Kürt kardeşimizi bu ülkede kim barındırıyor? Batı mı barındırıyor? Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Mike Pompeo yapmıştı aynı çıkışı daha önce. Terör örgütü YPG'nin Kürtleri temsil ettiğini öne sürerek Suriye'de Türkiye'nin saldırılarına karşı Kürtleri koruyacağız demişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan sert tepki göstermişti. Suriye'de Türkiye'nin Kürtleri hedef aldığı yalanı en alçak, en onursuz, en çirkin, en bayağı iftiradır. Ankara'nın tepkisine rağmen ABD'nin tavrında değişiklik yok. Bu kez aynı mesaj Donald Trump'tan geldi. Hatta Trump, Türkiye'ye yönelik olarak tehdit ifadeleri kullandı. Terör örgütü PKK-YPG ile Kürtleri bir tuttu. Türkiye'yi ekonomik olarak mahvetmekle tehdit etti. Sınır hattında 20 millik güvenli bölge kuracağız. Kürtlere saldırırlarsa Türkiye'yi ekonomik olarak mahvedeceğiz. Aynı şekilde Kürtlerin de Türkiye'yi provoke etmesini istemiyoruz. Trump'ın tehdit açıklamasına Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'dan jet cevapla karşılık verildi. İvedilikle. Sayın Donald Trump, teröristler ortağınız ve müttefikiniz olamaz. Kürtleri ABD'nin terör listesindeki PKK ve onun Suriye kolu PYD-YPG ile eş tutmak ölümcül bir hata. Türkiye teröristlerle mücadele ediyor, Kürtlerle değil. Kürtleri ve diğer Suriyelileri terör tehdidine karşı koruyacağız. Türkiye, ABD'den stratejik ortaklık yükümlülüklerini yerine getirmesini ve bunun terör propagandasıyla gölgelenmemesini bekliyor. Hiç kimse Türkiye'nin bir terör örgütüne güvence vermesini, onu şu veya bu gerekçeyle aklayıp meşrulaştırmasını beklemesin. PKK terör örgütü, onun Suriye kolu olan PYD, YPG yahut benzeri örgütler Kürt kardeşlerimizin temsilcisi olamazlar. Trump'a bir tepki de Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan geldi. Sosyal medyadan açıklama yapan Altun, Türkiye Cumhuriyeti Devleti Kürtlerin düşmanı değil hamisidir. Türkiye'nin Kürtlerle hiçbir sorunu yoktur. Bizim meselemiz PKK terör örgütüyle ve onun Suriye'deki uzantılarıyladır. PYD ve YPG bir terör örgütüdür. Türkiye terörle mücadelesini kararlılıkla sürdürecektir ifadesini kullandı. ABD Başkanı Trump tweetinde Suriye'den çekilme kararına yönelik de açıklama yaptı. Uzun zamandır gerçekleşmesi gereken Suriye'den çekilmeye başlıyoruz. Tekrar toparlanırsa yakınlardaki üslerden tekrar saldıracağız. Rusya, İran ve Suriye ABD'nin doğal düşmanları DAEŞ'i Suriye'de imha etmesinin uzun dönemde faydalananları olacak. Biz de faydalanacağız ama şu anda askerlerimizi eve getirme zamanı. Sonsuz savaşları bitireceğiz. ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ise Suudi Arabistan'da değerlendirdi Başkan Trump'ın açıklamalarını. Başkan Trump, ABD'nin partnerlerine bağlılığının altını çiziyor. Suriye'den çekilme kararı verilmesinden bu yana Kürtlerle ilgili görüşleri değişmedi. Dünyanın birçok yerinde ekonomik yaptırımlar uyguluyoruz. Sanırım başkan da bu tarz şeylerden bahsediyor ama bunu asıl kendisine sormak lazım. Onun bu söylediklerinin Suriye'den askerimizi çekme kararını değiştireceğini düşünmüyorum. Sayın seyirciler, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın tehditlerine bir tepki de Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'dan geldi. Çanakkale Destanı'nı, Kurtuluş Savaşı'nı hatırlatan Çavuşoğlu, ekonomik tehditlerle bir yere varamazsınız, Türk milleti gerekirse aç kalır ama ne gerekiyorsa yapar dedi. Çavuşoğlu'nun Avrupa ülkelerine de sert mesajları vardı. Stratejik ortaklar Twitter, sosyal medya üzerinden konuşmaz. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı'nın skandal tweetlerine böyle tepki gösterdi. Diplomatik üslubu hatırlattı, Türkiye'nin tehditlere boyun eğmeyeceğini hala anlayamadılar dedi. Ya biz hiçbir tehditten korkmayacağımızı ve hiçbir tehdide pabuç bırakmayacağımızı defalarca söyledik, geçmişte de söyledik. Yani dolayısıyla Türkiye'yi ekonomik olarak tehdit etmekle bir yere varılamaz. Bir tarafta ekonomik
zorluklar, diğer tarafta terör tehdidi. İkisinden birisini seçtendiği zaman bize bu millet de der ki ben aç kalırım, susuz kalırım. Geçmişte olduğu gibi, Kutulamare'de olduğu gibi, Çanakkale'de olduğu gibi, Kurtuluş Savaşı'nda olduğu gibi ama boyun eğmem der ve karşı karşıya kaldığı tehdidi yok etmek için bu millet ve devlet olarak ve hükümetimiz olarak ne gerekiyorsa biz onu yaparız. Dolayısıyla bu baskı altında Trump'ın yaptığı bu açıklamayı ve özellikle o kullandığı dili doğru bulmuyoruz. Trump tweetinde tampon bölge konusuna da değinmişti. Çavuşoğlu bu öneri zaten bize ait dedi. Bu ABD'nin de fikri değil. Bu ta Suriye problemi başladığı günden bu yana Sayın Cumhurbaşkanımızın sadece ABD'ye değil tüm Avrupalılara teklifidir. Ruslar da dahil. Yani Suriye ile ilgilenen herkesle yaptığımız görüşmelerde biz bunu gündeme getirdik. O günlerde mesela Obama yönetimi bunu gerçekçi bulmuyordu. Efendim işte havadan burayı korumak mümkün olmaz, nasıl olacak vesaire bahanelerle bu fikrimizi desteklemediler. Şimdi Türkiye'nin kararlılığını gördükten sonra bu fikri ortaya attılar. Bu fikre karşı değiliz biz. Çavuşoğlu bu açıklamaları Ankara'da ağırladığı Lüksemburg Dışişleri ve Avrupa Bakanı Jean Asselborn'la ortak basın toplantısında verdi. Terör örgütü PKK'nın faaliyetlerine göz yuman Avrupa'nın terörle mücadeledeki çelişkisini de mevkidaşına dönerek ve bizzat gözlerine bakarak tek tek dile getirdi. Karşıdaki terör örgütüyle ikili anlaşma üzerine mi bir hareket edeceğiz? Siz diyorsunuz ki Suriye'nin bağımsızlığını istiyoruz. Evet, Birleşmiş Milletler'in 2254 nolu kararı da bunu söylüyor. Fakat bu terör örgütü şu anda Suriye topraklarının %33'ünü neredeyse üçte birini işgal ediyor. Ne için? Bölmek için. Ona karşı niye ses çıkaramıyorsunuz? Yani DAEŞ'e karşı olduğunuzu söylüyorsunuz da diğer terör örgütlere karşı olduğunuzu söylemiyorsunuz. İşte bunlar esasen Avrupa'nın terörle mücadelede güvenliliğini zedeliyor. Lüksemburg dahil 65 ülke var DAEŞ'e karşı. Fakat bugüne kadar DAEŞ'e karşı mücadele eden tek ülke Türkiye olmuştur. Sizlerin verdiğiniz paralar PKK'ya, YPG'ye silah olarak gitmiştir. Şimdi bir terör örgütüne karşı çarpışırken iyi, diğerine geldiğin zaman savunmaya geçiyoruz. Eğer bu kadar çok seviyorsanız bu YPG'leri, PKK'lıları zaten ülkelerinizde yeterince var. Onları da alır götürürsünüz. Avrupa'da zaten yeterince faaliyette bulunuyorlar, para bile topluyorlar. ABD'nin Türkiye'nin Kürtleri hedef aldığı iddiasının aksine sahadan gelen mesajlar da ABD'nin iddiasını bizzat yalanlıyor. Suriye'de PKK-YPG'den kaçarak Türkiye'ye sığınan Şanlıurfa Suruç Barınma Merkezi'nde kalan Kobanililerin teröristlere karşı açıklamaları bunu bizzat ortaya koyuyor. Vatanımızın temizlenmesi için Türkiye kadar diğer ülkelerin de destek vermesini bekliyoruz. Orada kalsaydık terör örgütü PYD, PKK'nın zulmü altında kalacaktık. Ailemizle Türkiye'ye sığındık. Burada rahatız ama evimize dönmeyi bekliyoruz. Sayın seyirciler, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın Ramazan Umresi turlarında kayıtlar başladı. Kutsal topraklarda Ramazan ikliminin bereketinden faydalanmak isteyen vatandaşlar kendilerine uygun umre programını tercih ederek Mekke'yi mükerremeye gidebilir. Bu yıl Ramazan Umresi için belirlenen fiyatsa ortalama 6.000 TL ile 10.000 TL arasında değişiyor. Bismillahirrahmanirrahim. Hac kuralarında ismi çıkmayanlar Kabe sevdalıları kutsal topraklara olan özlemlerini umre turlarıyla gidermeye çalışıyor. Ramazan ayında yapılan umre ibadeti ise müminleri farklı bir mutluluğa eriştiriyor. Diyanet İşleri Başkanlığı Ramazan umresi için başvuruları almaya başladı. Ramazan iklimini kutsal topraklarda yaşamak isteyen vatandaşlar 35, 30, 20, 15 ve 14 günlük umre programlarından birini tercih edebilecekler. Bu yıl için açıklanan rakamlara göre 14 günlük yürüme mesafesinde kalmak isteyen umreciler 6.600 ile 7.500 lira, 20 günlük servis mesafesinde kalmak isteyen umreciler 6.300 ile 7.000 lira, 30 günlük servis mesafesinde kalmak isteyen umreciler 7.500 ile 8.600 lira, 30 günlük ve yürüme mesafesinde kalmak isteyen umreciler 8.000 TL ile 10.000 Türk lirası ücret ödeyecek. Dileyen vatandaşlar kendilerine uygun umre programını belirleyip ilgili banka koduna göre ücretini yatırdıktan sonra kendisine en yakın müftülüğe giderek veya hac.diyanet.gov.tr adresinden internet ortamında kaydını yaptırabilecek.
Sayın seyirciler, Cumhuriyet tarihinin en büyük camisi olan Çamlıca Camii cemaatiyle kavuşmak için artık günlerini sayıyor. 2013 yılında yapımına başlanan camide son düzenlemeler yapılıyor. Açılış tarihini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan belirleyecek. Cumhuriyet tarihinin en büyük camisi olan Çamlıca Camii için açılış hazırlıkları başladı. Yapımına 2013 yılında başlanan camideki son hazırlıkları yerinde inceleyen Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, açılış için gün sayıldığını belirtti. Açılış tarihi Sayın Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle gerçekleştirilecek. Sayın Cumhurbaşkanımızdan uygun gördüğü bir tarihi bekliyoruz. Bakan Kurum, Çamlıca Camii için İstanbul'a vurulan bir mühür dedi. 7 gün 24 saat bu bölgeye, İstanbul'umuza hizmet verecek bu camide bu dönemin bir mührü olarak inşallah ecdadın bize bıraktığı eserlerin bir benzeri olarak gelecek nesillere aktarılacaktır. En büyük cami külliyesi olacak Çamlıca Camii 63 bin kişinin aynı anda ibadet edebileceği şekilde planlandı. Altı minareli camide 11 bin metrekare büyüklüğünde Türk İslam eserlerinin yer alacağı bir müzeyle 3500 metrekare büyüklüğünde bir sanat galerisi olacak. Cami yerleşkesinde ayrıca sanat atölyeleri, kütüphaneler ve konferans salonları, 3500 araç kapasiteli katlı bir otopark bulunuyor. Çamlıca Camii 7 metre 77 santimetre boyundaki dünyanın en büyük alemine sahip. Çamlıca Camii ayrıca kubbe kemerlerinin iç kısmına takılan 220 metre boyunda Fetih Suresi ile de dikkat çekiyor. Sayın seyirciler, bundan sonra televizyon dizilerine de trafik takibi geliyor. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, dizilerde trafik kurallarına gösterilen veya gösterilmeyen hassasiyetin özel bir jüri tarafından izleneceğini açıkladı. Soylu, bu yıl trafik konusunda özel bir eylem planı uygulanacağını belirtti. Televizyon dizilerini takip ediyoruz. Televizyon dizilerine de trafik denetimi geliyor. Bunun için özel bir komisyon kurduk. Özel bir jüri seçtik. Ve bu televizyon dizilerinde kim trafik kurallarına hassasiyet gösteriyor, kim göstermiyor? Sonucunda bunları sıralayacağız ve en çok hassasiyet gösterenleri kamuoyuna, bakanlık olarak teşekkürlerimizle beraber bildirmeye çalışacağız. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, trafik güvenliğinde etkin çözüm, psikoteknik çalıştayına katıldı. Türkiye'de trafik sorununa dikkat çekti. Altyapı sorunumuz yok, yanlış kodlanmış trafik davranışlarımız var dedi. 15 ile 29 yaş arası gençlerin ölüm sebeplerinin başında trafik kazalarının geldiğinin altını çizdi. Kent güvenlik yönetim sistemlerimizi de aktif hale getirdik. Yani kent güvenlik yönetim sistemlerimizden bir aracın ne kadar süratle gittiğini, hangi hatayı yaptığını, hangi hatayı yapmadığını kameralarla rahat bir şekilde tespit edebilme kabiliyetine sahibiz. Kazaların hangi saatte olduğu, hangi günler periyodunda olduğu, bütün denetimlerimizi bütün bunlara doğru yönlendirdik ve yönetmeye devam ettik. Hangi alanlarda oldu? Allah razı olsun. Arkadaşlarımız bu konuda çok ciddi bir çaba ortaya koydular. Soylu, 2019 yılında trafik denetimleri ve kazaları azaltmak amacıyla daha etkin önlemler alınacağını açıkladı. Önümüzdeki günlerde bu konuda çok güçlü bir eylem planını hazırlıyoruz. Daha doğrusu hazırladık. Uygulamaya koyacağız. İnşallah yaya öncelikli trafik konusundaki eylem planımız 2019'da bütün vatandaşlarımızın, toplumumuzun dikkatini çekecek ve bu konuda hepimizi de sorumluluğa davet edecektir. Soğuk hava, kar yağışı ve tipi özellikle Doğu Anadolu bölgesinde etkisini sürdürüyor. Kapanan yolların açılması için çalışmalar aralıksız devam ederken zaman zaman yollarda mahsur kalanlar donma tehlikesi nedeniyle yürekleri ağızlara getiriyor. Yurdun bazı bölgelerindeki şiddetli yağışta gelen sel ve su baskınları ise özellikle tarım arazilerinde büyük çaplı hasarlara neden oluyor. Gecenin karanlığı kar fırtınasıyla beyaza büründü. Hakkari'de birçok kişi yolda mahsur kaldı. Yer Yüksekova'nın Kadıköy köy yolu. Tipi öylesine şiddetliydi ki yol kapandı, araçlar kara saplandı.
yüksek oda hastamız vardı. Biraz hastaneden geç geldik. Geç geldiğimizde de yolda zaten çok masum bir durumda kaldık. Sürücülerin ve yolcuların imdadına karla mücadele ekipleri yetişti. Hemen kurtarma çalışması başlatıldı. İş makineleri kara saplanan araçları halatlarla çekerek kurtardı. Allah yardımcınız olsun. Yüksek Oda Kaymakamlığı'na ve Yüksek Oda Kaymakamlığı'na çok çok teşekkür ederim yardım ettiğiniz için. Bu uzun süren zorlu mücadelenin ardından 7 araçtaki 40 kişi kurtarıldı. Sadece Hakkari değil Doğu Anadolu bölgesinde 500'ü aşkın köy yolu ulaşıma kapandı. Ardahan'daysa soğuk hava ve sis hayatı olumsuz etkiledi. Soğuk hava insanların üzerlerinde bile buz tanecikleri oluşturdu. Bir haftadır yaklaşık böyle. Değil mi? Evet. Saçlarında kral tutmuş. Evet, alıştığım bir durum artık. Doğu Anadolu bölgesinde kar yer yer metrelerce yüksekliğe ulaşırken Iğdır kent merkezine karın uğramaması ilginçti. Iğdırlıların da kar hasreti bitti. Mevsimin ilk karı yağdı. Iğdırlılar sokaklarda eğlendi. Kar kalınlığının 10 santimetreyi bulduğu şehir merkezinde çocuklar karın tadını kar topu oynayarak çıkardı. Iğdır'da ilk kez kar yağıyor. Biz de bu karla oyun oynuyoruz. Bitlis'in Ahlat ilçesinde ise kartpostallık görüntüler oluştu. Yurdun bazı bölgelerinde ise sağanak yağmurla gelen sel ve su baskınları özellikle çiftçileri zor durumda bıraktı. Hatay'da Amik Ovası'na son 77 yılın yağış ortalamasının 2 katı yağış düştü. Tarım arazileri sular altında kaldı. Vali Rahmi Doğan her şeye rağmen daha büyük bir taşkın riski olmadığını belirterek Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekiplerinin 100 bin dönümlük alanda oluşan ürün hasarını belirleme çalışmalarının sürdüğünü açıkladı. Bursa'nın Karacabey ilçesinde Canbalı Deresi'ndeki su seviyesinin aşırı yağışlardan dolayı yükselmesi üzerine su baskınları meydana geldi. Sel suları nedeniyle tarım arazilerinin yanı sıra bölgede bulunan ev ve hayvan barınaklarını su bastı. Karacabey Belediyesi, Buski ve AFAD ekipleri harekete geçti. Gün boyu yapılan çalışmalarla mahsur kalan vatandaşlar kurtarıldı. Bu arada Edirne'de de Meriç ve Tunca nehirlerinin debisi yükseldi. Peki önümüzdeki günler için meteoroloji tahminleri ne diyor? Özetle aktaralım. Başkent Ankara dahil Türkiye hafta ortasında yoğun kar yağışı yaşayacak. Evet sayın seyirciler, Diyanet Haber ekibinden Gülsüm Karaca ve konuğu aktaracak detayları bize. Evet Demet Köseoğlu, Türkiye yeni bir soğuk ve yağışlı hava dalgasının etkisi altına giriyor. Yağışlar yurdun büyük bir bölümünde kar şeklinde olacak. Peki hangi bölgelerde kar yağışı gerçekleşecek? Bu soruların cevabını hava tahmin uzmanı İlker Koç'tan alacağız. Hemen konuğuma dönmek istiyorum. Efendim hoş geldiniz yayınımıza. Teşekkür ederim, iyi yayınlar. Neler söyleyeceksiniz? Hangi bölgelerde kar yağışı görülecek ve önümüzdeki günlerde hava sıcaklığı nasıl olacak? Evet, salı günü tüm yurtta yağış bekliyoruz. Bu yağışların salı günü yurt genelinde yağmur ve sağanak şeklinde başlayıp hava sıcaklığındaki azalmaya bağlı olarak öğle saatlerinden itibaren yurdun iç ve doğu kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesini bekliyoruz. Salı günü görülecek olan bu yağışların Akdeniz bölgesi, Ege bölgesi, Batı Karadeniz bölgesi, İç Anadolu bölgesinin kuzeybatısı ile Doğu Anadolu bölgesinin batısında etkili olmasını bekliyoruz. Etkili yağışlara karşı bu bölgelerde yaşayan vatandaşlarımızın dikkatli olmalarını istiyoruz. Kar yağışlarının salı günü itibariyle Afyon, Uşak, Kütahya, Bolu, Düzce, Kastamonu, Karabük, Eskişehir, Çankırı ve Bursa, Bilecik illerinde yoğun olmasını bekliyoruz. Yoğun kar yağışlarına karşı salı günü itibariyle bu illerde yaşayan vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olmasını istiyoruz. Çarşamba günü Marmara'nın batısı ve Ege kıyıları dışında kalan tüm yurtta yağış beklentimiz var. Bu yağışların da yine yurdun iç ve doğu kesimlerinde kar şeklinde olmasını bekliyoruz. Perşembe günü soğuk ve yağışlı bölgesi yurdun kuzey ve doğu kesimlerinde etkili olduktan sonra yurdu terk ediyor. Önümüzdeki 3 günlük periyotta yurt genelinde hava sıcaklıklarındaki azalmaya bağlı olarak yurdun büyük bir bölümünde kar yağışlı beklentimiz söz konusu. Kar yağışıyla birlikte buzlanma ve don olayı da yurt genelinde etkili olacak. Dolayısıyla vatandaşlarımızın özellikle sürücülerimizin önümüzdeki 3 günlük periyotta yurdun kuzey iç ve doğu kesimlerinde yaşayan vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olmanı istiyoruz. Kar yağışlarının çarşamba günü yurdun iç ve doğu kesimlerinde aralıklarla etkili olmasını, perşembe günü ise yurdun kuzey ve doğu kesimlerinde etkili olmasını bekliyoruz. İstanbul'a baktığımızda İstanbul'da salı günü itibariyle yağış yağmur şeklinde başlayıp öğleden sonra yağışın İstanbul'da karla karışık yağmura dönmesini, çarşamba günü İstanbul'da aralık
aralıklarla karla karışık yağmur beklentimiz söz konusu. İstanbul'daki kar yağışının etkili olmayacağını vurgulayalım. İstanbul'da yağış karla karışık yağmur şeklinde kendisini gösterecek. İstanbul'un Silivri, Beylikdüzü, Çatalca gibi ilçelerinde hafif örtü bırakmasını, İstanbul'un genelinde ise örtü bırakmamasını bekliyoruz. Hava sıcaklığı önümüzdeki 3 günlük periyotta İstanbul'da mevsim normallerinin altında seyredecek. Perşembe günü itibaren İstanbul'da yağış beklemiyoruz. Başkent Ankara'ya baktığımızda Ankara'da salı günü sabah saatlerinden itibaren etkili yağmur beklentimiz söz konusu. Akşam saatlerine doğru Ankara'daki yağışın hava sıcaklığındaki azalma ve olarak karla karışık yağmur ve kara dönmesini, bu kar yağışının salı günü akşam saatlerinden çarşamba günü sabah saatlerine kadar Ankara'da etkili olmasını bekliyoruz. Ankara'da kar yağışları birlikte kuvvetli buzlanma ve don olayı da etkili olacak. Ankara'da kar yağışının şehir merkezinde 5 santim civarında bir örtü bırakmasını bekliyoruz. Ankara'da çarşamba, perşembe ve cuma günü soğuk bir hava etkili olacak. Hem kar yağışına karşı Ankara'da hem de soğuk havaya karşı vatandaşlarımızın dikkatli olmanı istiyoruz. İstanbul, İzmir'e baktığımızda İzmir'de salı günü etkili sağanak yağış bekliyoruz. Çarşamba gününden itibaren İzmir'de yağış beklentimiz yok. İzmir'de de önümüzdeki 3 günlük periyotta soğuk hava etkili olacak. Peki sıcaklıklara ilişkin verileriniz nedir? Evet, hava sıcaklıklarında Balkanlar üzerinden gelen soğuk havanın etkisiyle birlikte salı günü yurdun batı kesimlerinden başlamak üzere cuma gününe kadar tüm yurtta hissedilir derecede olmak üzere azalma bekliyoruz. Bu azalmalarla birlikte sıcaklıkların önümüzdeki 3 günlük periyotta yurt genelinde mevsim normallerinin altında seyretmesini bekliyoruz. Hava sıcaklığındaki azalmaya bağlı olarak da yağışların yurdun büyük bir bölümünde kar şeklinde olmasını bekliyoruz. Hem sıcaklıklarda düşüşe, hem kar yağışlarının, hem de kuvvetli buzlanma ve don olayına karşı vatandaşlarımızın dikkatli olmalarında fayda var. Teşekkür ederim efendim yayınımıza katıldığınız için. Evet, Demet Köseoğlu, İlker Koç'un da söylediği gibi sıcaklıklar önümüzdeki günlerde epeyce bir düşecek ve kar yağışı ülkemizin büyük bir bölümünde etkili olacak. Bizim buradan aktaracaklarımız bu kadar. Sözü tekrar stüdyoya bırakalım. Teşekkürler Gülsüm. Evet sayın seyirciler, sırada günün diğer gelişmelerinden özetler var. FETÖ operasyonları sürüyor. Tunceli merkezli 9 ilde Fethullahçı terör örgütü paralel devlet yapılanmasının askeri mahrem yapılanmasına yönelik operasyonda 10 muvazzaf jandarma personeli gözaltına alındı. Tokat Cumhuriyet Başsavcılığınca terör örgütüne yönelik soruşturma kapsamında 9 zanlı hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Niğde merkezli 3 ildeki soruşturma çerçevesinde de 4 zanlı yakalandı. İstanbul'da Çin'in Doğu Türkistan'daki insan hakları ihlalleri protesto edildi. Osmanlı Motorcular Kulübü'nün organizasyonuyla Fatih'teki Saraçhane Parkı'nda düzenlenen etkinlik Kur'an tilavetiyle başladı. Ardından sela okundu. Yapılan açıklamada Çin'in Müslümanlara yönelik baskılarına son vermesi istendi. Dua edilmesinin ardından motorcular Türk ve Doğu Türkistan bayrakları astıkları motorlarıyla konvoy halinde Çin'in İstanbul Başkonsolosluğu'na geçti. Eylem konsolosluk önünde sona erdi. Sosyal Güvenlik Kurumu 30 ilacı daha bedeli ödenecek ilaçlar listesine dahil etti. Geri ödeme listesine eklenen ilaçlar, antibakteriyel ilaçlar, kalp rahatsızlıklarında kullanılan ilaçlar, vitamin destek grupları, KOAH, epilepsi, analjezik, antitrombotik demir ilaçları ve solunum yolu hastalıkları tedavisinde kullanılan ilaçlardan oluşuyor. Bu kararla Sosyal Güvenlik Kurumu'nda bedeli ödenen yurt içi ilaç sayısı 8547'ye ulaştı. Allahu Ekber. Torbalı ilçesi Sinektepe Ovası mevkiinde yağmurla oluşan gölette ördek avlamak isteyen 4 kişinin bulunduğu kayığın batması faciayı getirdi. Teknedeki 2 kişi boğularak can verdi, 1 kişi kurtarıldı, 1 kişi ise kayboldu. Arama kurtarma çalışması sonucu kayıp kişinin cansız bedenine saatler sonra ulaşıldı. Sakarya'nın Erenler ilçesi Değirmendere mahallesinden geçen BOTAŞ'a ait doğalgaz boru hattında patlama meydana geldi. Bölgedeki heyelan sonucu gerçekleştiği açıklanan patlamanın ardından ormanlık alanda yangın çıktı. Yazlık olarak kullanılan boş bir evde hasar gördü. Alevler ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü. Şimdi de gönül coğrafyamızdan haberlerle devam edelim. Münbiç ve Fırat'ın doğusuna operasyon gündemdeki yerini korurken terör örgütü PKK-YPG Azez'de mayınlı tuzakla saldırdı. Bir ÖSO savaşçısı şehit oldu, 2 kişi yaralandı. Bu arada YPG Suriye'nin kuzeyinde işgal ettiği alanları da genişletiyor. Suriye'nin Irak sınırındaki Deyrizor'da bir belde daha çatışmaların ardından DAEŞ tarafından terk edildi. Öte yandan ateşkese rağmen Esed rejiminin İdlib'deki ihlalleri sürüyor. Esed rejimi ve İran destekli grupların topçu atışında
bir sivil hayatını kaybetti, iki sivil yaralandı. Abluka altındaki Gazze Şeridi sınırında Cuma günü düzenlenen Barışçıl Büyük Dönüş Yürüyüşü gösterilerinde İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu yaralanan 14 yaşındaki Filistinli çocuk Abdurrauf İsmail Muhammed Saliha şehit oldu. Bu arada Mescid-i Aksa'da yine gerilim yaşandı. Güvenlik kontrolü için Mescid-i Aksa'nın içindeki Kubbetus Sahra'ya giren İsrail polislerinden birinin başında Yahudi dini kıyafetiyle girmeye çalışması üzerine mescidin kapıları Kudüs İslami Vakıflar İdaresince kapatıldı. Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi'nin geçen yıl İran'a yönelik bir saldırı için ABD Savunma Bakanlığı'ndan savaş planı talebinde bulunduğu iddia edildi. Konseyin Pentagon'dan aldığı planların üzerinde çalışıp çalışmadığı ve Trump'ın bu konuda bilgi sahibi olup olmadığı bilinmiyor. Ancak ABD'nin İran planlarına ilişkin Tahran'dan da bir açıklama geldi. İran Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Muhammed Bakri, düşman geride bıraktığımız süre içinde İran'a karşı askeri bir adımın çok maliyetli olduğu ve netice vermeyeceği sonucuna ulaştı. Bu nedenle ülkede iç karışıklık çıkarma ve ardından paralı askerlerini harekete geçirme gibi planlarını devreye soktu diye konuştu. Kırgızistan'a ait bir kargo uçağı İran'ın başkenti Tahran'ın kuzeybatısındaki Kereç kentinde düştü. Fethi Havaalanı'na inişi sırasında henüz belirlenemeyen bir nedenle düşen Boeing 707 tipi uçak yangına neden oldu. Kazada uçaktaki 15 kişi öldü, bir kişi yaralı kurtuldu. Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih, Bağdat'ta Irak Türkmen Cephesi Başkanı Erşet Salih Başkanlığındaki Türkmen heyetini kabul etti. Salih, Türkmenlerin taleplerinin yerine getirilmesi ve Irak'ın yeniden inşasında onlara daha fazla yer verilmesinin tüm tarafların ortak sorumluluğu olduğunu belirtti. Bir süredir sokak protestolarına sahne olan Tunus'ta Nahda Hareketi ekonomik ve sosyal diyalog çağrısı yaptı. 14 Ocak Tunus devriminin 8. yılı kutlamaları nedeniyle yayımlanan mesajda Nahda sosyal ve ekonomik kalkınma geçişi için uygun ortamı sağlayacak, ekonomik sorunlar ve zorlukların ortadan kaldırılması için sosyal ve siyasi tüm ulusal grupları bir araya getirecek kapsamlı bir diyalog çağrısında bulunmaktadır ifadesi yer aldı. Sayın seyirciler, bu kış yoğun kar yağışına maruz kaldığımızı söylesek yanlış olmaz. Türkiye'nin salı gününden itibaren yeni bir yoğun yağışlı hava dalgasının etkisine gireceğini aktarmıştık bültenimizin içinde. Zaten şu anda da ülkemizin büyük bir bölümü yoğun kar yağışının etkisi altında. Şimdi Düzce'nin yaylalarından muhteşem kar manzaralarıyla sizlere veda edeceğiz bu akşam. Yarın aynı saatte birlikte olmak dileğiyle efendim. Hoşçakalın.